Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Öncelikle bütün izleyicilerimizin bayramını kutluyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyoruz. Tuğberk Bey, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ben de herkese sağlıklı, mutlu, bereketli bir Ramazan bayramı dilerim. Tuğberk Bey, piyasa açılıyor programında. Bir yandan tabii ki bayram devam ediyor ama özellikle dış gündem ve önümüzdeki sürece baktığımızda iç gündemde oldukça hararetli. Dolayısıyla bayram olmasına rağmen biz ara vermeyelim dedik ve programlarımıza devam ediyoruz. Ben size öncelikli olarak haftanın 3 gelişmesi içerisinde Fed fırtınasını sormak istiyorum. Bütün dünya Fed'e kilitlenmiş durumda değil mi? Kesinlikle Fed piyasaları alt üst etti. 50 bas puanlık faiz arttırımı cepte. 75'in ihtimali oldukça yüksek, fiyatlamalar bunu söylüyor. Sürpriz 100 bas puan ve üzeri. Şimdi fiyatlamalar tarafında bu kadar sert aşağı yönlü hareket olması demek 75 ihtimalin bir şekilde Fed'in dış kanallarıyla sızdırıldığını ihtimalini veriyor. Ana stratejim bunun üzerine. Dolayısıyla Fed faiz kararını açıkladığı zamanda 75 geldiği zamanda şok etkisi daha az olacak. Buna ilave olarak da tamam 50 cepte, 75 yüksek ihtimal, 100 ve üzeri sürpriz diyoruz. Ama Fed'den başka bir sürpriz daha gelecek. 9 trilyon dolarlık bilançonun daraltmasına ilişkin net adını koyacak zaman anlamında. İşte şu zaman ben azaltmaya başlıyorum diyecek. Bakalım oradaki zaman dilimi ne kadar yakın. Çok yakın olursa oradan bir etap daha piyasa tarafına darbe gelecek. Güçlü dolar teması, endekslerde bir etap daha satış. Fiziki metallerde, altında, gümüşte tekrar bir dip arayışı, güçlü dolar teması devam, Amerikan 10 yılı 3'ün üzerine gidecek bir hareket olacak. Hazır bunların da dillendirmişken varlık fiyatlarından da değinmeden olmuyor. Şimdi Amerikan 10 yılında psikolojik 3 seviyesindeyiz ve Fed'in sürpriz potansiyeli dikkate alındığı zaman da yukarı yönlü hareket potansiyeli daha fazla. Ekim 2018 ve Kasım 2018'de bir 3.24-3.26 tepeleri var. İlk etapta oraya doğru bir hareket. Dolar endeksine bakıyoruz. 103'ün üzerindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Artık 103 bizim yeni normalimiz. Orada da Fed'den beklenmedik bir sürprizle biraz böyle orta dönemli beklentide 106'lar ihtimal dahiline girdi. Euro dolar, güçlü dolar temasıyla beraber o sizle konuştuğumuz 1985 2000 diplerinden gelen bir trend vardı. 1.0668. O trend kırıldı. Şimdi 1.05'lerde kalma çabasında devam ediyor. Buradan sonraki yeni dip 2017 dibi var. 1.0341 seviyeleri. Ama işte bu noktadan sonra Fed'in para politikasına karşı Lagarde'ın adım atması gerekiyor. Hani neredeyse 1 euro 1 dolara eşitleniyor. Bu Avrupa Birliği'nin ihracatı ve toparlanması için zor. Bu ECB'nin faiz arttırma ihtimalini de Temmuz'dan öteleyecek, sonbaharı da öteleyecek. Bu yıl yine Avrupa Merkez Bankası'na faiz artışı bekleme ihtimali zayıf. Ons altın, ons altında 144 günlük basit hareketli ortalamaya geldi. Referans orası 1857. Zaten oralarda bir dengeleniyor. Bunun aşağısında kaldığında 233 günlük basit hareketli ortalama 1830 seviyeleri var. Zaten bu 144 günlük basit hareketli ortalama neden önemli? 2075 tepe ile 1160 dibi alıp oradan bir Fibonacci çizdiğinizde 23.6 düzeltme seviyesi de 1860'lara geliyor. 144'ü de buradan teyit ediyor. Gümüş 21.40 dip seviyelerinde. S&P'ye bakıyoruz. S&P'nin dibi neresi? 610 günlük basit hareketli ortalama 3.819 S&P'nin dibi oluşturuyor. Bitcoin'e bakıyoruz. O 24 Ocak'la 24 Şubat'taki 33.000, 32.000'lerden bir trendi çizdiğimiz zaman da trend 37.556 seviyesini işaret ediyor. Zaten orada da 37-38 arasında kalıyor. Bir de hep söylediğimiz gibi bu JP Morgan'ın adil değeri 38.000 için piyasada referans oldu. Hani varlık fiyatlarını böyle genel olarak özetleyebilirim. Peki Türkiye'ye dönecek olursak enflasyon açıklanacak. Enflasyonda evet. Geçtiğimiz süre aylardan itibaren ve belki yıldan itibaren takip ettiğimiz olumsuz gidişat devam ediyor gözüküyor. Bunu fiyatlarımız hem kendimiz de görüyoruz gün be gün hem de açıklanan verilerden görüyoruz. Zaten hükümet kanadına baktığımızda enflasyonun başlıca sorunu olarak tespit edildiğini daha fazla şahit oluyoruz son günlerde. Enflasyon tarafına beklentiniz nedir?
Aylık 5,75-6 arasında bir enflasyon gelecek. Bu da yıllık enflasyonu %68-%70 bandına taşıyacak. Zaten 70-75 yıllık enflasyonda bir normalleşme var. Ama bundan sonraki süreçte hani Mayıs, yaz dönemi, baz etkisi vesaire falan, onları unutalım. Baz etkisi vesaire. Çünkü turizm faktörü devreye gireceğinden dolayı turizmden bir gıda fiyatlarına, alkol içecekler fiyatına bir talep gelecek. Konut tarafı, özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelen kişilerin konut talepleri, konut fiyatlarını yukarı çekmeye, buna bağlı olarak da hem kahverengi eşyadan beyaz eşyaya fiyatları yukarı çekeceğinden dolayı bütün enflasyon sepetinde yukarı yönlü hareket normal. Artık biz hani bu ay 5,75-6'ları gördükten sonra aylık olarak %4, %5 her ay bizim normal bir TÜİK tarafından açıklanan enflasyonumuz olacak. Emin adımlarla da yüksek çift taneye doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu dış şoklar, FED faktörü, diğer unsurlar devreye girdiği zaman da enflasyon artık bizim yakıcı yıkıcı moddan kavurucu moda doğru devam ediyor. Buna karşı kısa dönemli ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz. Faiz artışı çözüm mü? Faiz artışı kesinlikle çözüm değil. Çünkü Covid'le beraber arz yönlü şok devreye girmişti. Şu anda bir de yavaş yavaş dış faktörlerden kaynaklı talep enflasyonu da devreye giriyor. Tabii bu talep enflasyonu zengin kesimden ve biraz TC dışından farklı geldiğinden dolayı, buna karşı da bir şey yapılamayacağından dolayı artık biz Mayıs ayındaki sonraki dönemde aylık %4, %5 her ay bir enflasyon şoku yemeye devam edeceğiz. Her ay %4, %5 enflasyon yerken de esasında geçtiğimiz hafta içerisindeki enflasyon raporu etrafındaki tartışmalarda hükümet tarafından dile getirilen enflasyon hedeflerinde ulaşılamayacağını görüyoruz, değil mi? Kesinlikle zaten siz de yayınlarda şunu konuşuyorduk. Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesindeki sapması başkandan bağımsız bir durum. Yani yapısal bir sorun olarak devam ediyor. Zaten Merkez Bankası'nın kanununa baktığınız zaman da ana unsur hani fiyat istikrarını sağlayabilmek. Nasıl diyelim, daha anlaşılır söyleyelim. Enflasyonu koruyabilmek. Ama orada da bir ayrıntı oluyor. İşte hani hükümetin büyüme ve istihdam politikalarıyla ters düşmeyecek şekilde. Ama işte öncelik büyüme. Hep bunu söylüyorum. Enflasyon Merkez Bankası'nın önceliğinde değil. Evet, merkez yukarı yönlü revizyon yaptı. Artık o %5 ulaşılamayan ve ulaşılamayacak enflasyon hedefinden kurtulduk. Ama enflasyonun yukarı yönlü revize edilmesi bir işe yaradı mı, yaramadı, bir çaresi var mı? Yani evet, merkez şunu diyor mu? Ben beklentilerimi sert yukarı yönlü revize ettim. İki katına çıkardım. Gıdada, petrolde yukarı yönlü revize ettim. Tamam, durumu biliyorum. Ama bunu ben de biliyorum. Çare kimde? Çare bende mi? Çare bende değil. Ben sadece konuşuyorum mevcut duruma karşı. Çare kimde? Çare Merkez Bankası'nda. Tamam, enflasyon hedefleri yukarı gitti. Peki çare ne bunun? Faiz artışı mı olacak? Lirasyon politikasında farklı unsurlar mı olacak? Ne yapacak Merkez Bankası? Hani bu enflasyon raporunda buna ilişkin bir mesaj alınamadı. Ki zaten o noktada başkanın açıklamasında en önemli unsur faiz artışının olmayacağı bir sefer daha vurgulandı. Hani nasıl o çok dikkat ve tepki çeken Bakan Nebati'nin faiz artışını unutun söylemi vardı. Şimdi de enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı net olarak faizin artmayacağını söyledi. Faiz artmadığı sürece hem FED'deki dış faktör hem kur korumalı mevduattaki getiri potansiyelinin insanları cazip etmesinden dolayı kur yukarı yönlü hareketine devam edecek, enflasyon yukarı yönlü hareketine devam edecek. Çare Merkez Bankası'nda değil ama çare kimde? Açıkçası onu ben de bilmiyorum. Peki, Merkez Bankası'na birazdan geri döneceğim ama haftanın üçüncü gelişmesi olarak yine Amerika'ya uzanıyoruz. Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası'na baktığımızda oradan da bir faiz kararı bekliyoruz. Bu tarım dışı istihdam piyasaları nasıl etkiler? Sizin beklentiniz nedir? Burada bir yine geçtiğimiz aylarda olduğu gibi sihirli rakam var mıdır takip etmemiz gereken? Şimdi Amerika'da şöyle bir durum oldu. FED faiz arttırmak istiyor ama hep Powell'ın ve diğer üyelerin konuşmasında şunu söyledi. Stagflasyon yaratmak ya da durgunluk yaratmak istemiyorum diyordu. Şimdi geride bıraktığımız haftada büyüme negatif bir sürpriz verdi. Şimdi bu büyümedeki negatif sürpriz FED'in çok sert faiz arttırma potansiyelinde devreye girer mi girmez mi? Bundan sonraki strateji buna bağlı olacak. İstihdam toparlanması çok iyi. Şu anda 400 binlik bir istihdam artışı bekleniyor. Burada da sihirli rakam
385.000-400.000 arası. Bunun üzerinde gelirse ekonomik aktivite toparlanıyor. Fed'in faiz arttırma potansiyeli devrede. Ama bu seferki tarım dışı hani tek başına geldi, bir anda çok sert varlık fiyatlarına kırılma etkisi yapar mı? Yapmaz. Çünkü tamamen bu sefer Fed faiz kararını görüp bilanço daraltma tarihi açıklanacağından dolayı iş ona doğru şekillenmeye başlıyor. Fed'in buradaki ana sıkıntısı şu: büyüme rakamını takip edecek, eksi büyüme, daralma potansiyeli geldiği zaman da faiz arttırmaya nasıl devam edecek? Şimdi diğer bir çıkmaz o. Önce bilanço daraltma belasından kurtulması gerekiyordu. Tamam, bu toplantıda onun zamanını net olarak öğreneceğiz ama ondan sonraki başındaki bela negatif büyüme esnasında sert agresif faiz artışı yapacak mı? Nereye kadar yapabilecek, bunu takip edeceğiz. İngiltere Merkez Bankası orada enflasyon 30 yılın zirvesinde. Zaten dünyanın başındaki bir sıkıntı bu enflasyon. BOE'de faiz arttırımı, faizi %1 seviyesine çekecek. Şahin mesajları vermeye devam edecek. Bu pound'u bir miktar destekleyecek. Pound dolar tarafında, ama yine ana unsur dolar endeksi 103'ün üzerindeki potansiyeli olduğundan dolayı BOE'nin faiz arttırmasının pound üzerindeki pozitif etkisi sınırlı kalacak. Peki, haftanın sözü olarak ben yine Merkez Bankası tarafına geçmek istiyorum. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bir açıklaması vardı. Açıklama oldukça uzun. Ben size açıklamanın sonunu sormak istiyorum. Kavcıoğlu diyor ki, kendi ülkemizin sorunlarını, ihtiyaçlarını biliyoruz. Para politikasını ona göre belirliyor ve uyguluyoruz. Para politikası Türkiye'de şu anda nasıl uygulanıyor? Size sorayım. Gerçi şöyle sormak lazım. Gerçekten enflasyona karşı net bir para politikası veya maliye politikası var mı? Açıkçası benim tarafta orada ciddi soru işaretleri bulunuyor. Başkan açıklamasında hani net olarak ne söyledi? Genel ifadelerle diğerleri faiz arttırıyor diye bizden faiz arttırmasını beklemeyin. Faiz indirmek de bir para politikası aracıdır dedi. Ben buradan net olarak şunu anlıyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bu yıl boyunca söylemeye de devam edeceğim. Merkez Bankası'ndan faiz artışını unutun ve Merkez Bankası'ndan faiz indirimine hazır olun. Merkez Bankası ilk fırsatını bulduğu zamanda zayıf bir ihtimal yaz dönemi veyahut da yaz sonuna doğru 200 bas puana kadar faizi bam bam indirecek. Bu kulağa çok garip geliyor ama her PPK toplantısı öncesinde piyasanın ve benim de böyle bir tedirginliğim var. Merkezin bir faiz indirme potansiyeli çok fazla devrede. Denilebilir. Kredi faizleri bu unsurda, işte enflasyon %70'e gidiyor. Merkez 14'ten 12'ye indirse ne etkisi olacak? Bir etkisi olmayacak. Ama merkezin ana düşünce yapısı neydi? Aralığa kadar faizleri indirdi. Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrekte bekliyorum dedi. Ne için bekliyorum dedi? Faiz arttırmak için mi bekliyorum dedi? Hayır. Ben faiz indirimlerine ara verdim. Durumu göreyim, ondan sonra devam edeceğim dedi. İşte Rusya-Ukrayna savaşı devreye girdi. Bu düşünce yapısında Merkez Bankası'nın herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Bunu enflasyon raporundan net olarak başkanın ağzından da anladık mı? Anladık. Dolayısıyla esmere faiz artışını unutun. Merkezden faiz indirimine hazır olun. Politika faizini 12'ye kadar çekme potansiyeli her PPK toplantısı var. Karşı soru şöyle: enflasyon çıldırmışken, kur her an patlamaya hazır, 15'in üzerine 60 seviyesine giderken, FED faizi arttırırken, bilançoyu daraltırken bunlara rağmen mi faiz indirimi yapacak? Evet, bunlara rağmen faiz indirimi yapacak, göreceğiz. Peki, o zaman ben size haftanın varlığını sormak istiyorum. Dolar TL ile başlayalım. Siz Merkez Bankası'nın politikasını anlatıyorsunuz ama diğer taraftan dolar TL'ye baktığımızda ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz kur tarafından. Sanki kesinlikle birisi oturuyor ve 14.90'ı savunuyor. Arada kaçamaklar oluyor ancak genel itibariyle o seviyenin altında tutmayı başarıyor. Ama bir taraftan rezervler yine tartışılmaya başlandı. Diğer taraftan o kur baskısını da hissediyoruz. Dolar TL'de ne oluyor? Nereye kadar direnebiliriz? Şimdi kur tarafında sizle hep konuştuğumuz yönetilebilir, yönlendirilebilir bir kur politikası devam ediyor. Her ne kadar başkan enflasyon raporunda hani bir kur hedeflememiz vesaire yok derse de hani grafiği açtığınız zaman da dünya yıkılırken, FED'den bu açıklamalar, aksiyonlar gelirken, bütün merkez bankaları faiz arttırırken,
Grafiğe bakıyorsunuz, yatay sıkışmış ve genel bantta, yani Mart ayından itibaren geniş bir bant vermek gerekirse 14-30 ile 15-26-45 arasında bir bant hareketi var. Hani bu da nereden geliyor? O 18-36'lardaki tepe, 10.25'lerdeki diplerden bir Fibonacci çektiğinizde hani 61.8 düzeltmesi 15-26-45. Geniş bant bu şekilde devam ediyor. Ve kurda hem kur korumalı mevduatın getiri anlamında cazip olması, hem ihracat faktörü ve FED tarafındaki güçlü dolar teması dikkate alındığı zaman da kurda yukarı yönlü hareket potansiyeli %1, %3 kontrollü salınımla yukarı yönlü, yani değer kaybetmesi şeklinde devam edecek. Şimdi burada tabii biraz senaryo devreye girecek. FED 100 ve üzeri yaptığı zaman da 15'i aşacak bir hareket. 15-26-45'lere kadar gidecek bir potansiyel bulunuyor. Burada neden kur tarafı önemli? Herkesin bildiği şekilde kur yukarı, enflasyon yukarı. Kur göreceli olarak belli bir bant aralığında hareket etmesine rağmen piyasa veyahut da ben neden her ay %4, %5 enflasyon bekliyorum diyorum. İşte sıkıntı burada. Kur stabilken göreceli her ay %4, %5 enflasyon yeme şoku devreye giriyor. Girme potansiyeli de çok yüksek. Bir de bunun üzerine kur eklendiği zaman da çarpan etkisini ikiye katlayın. Yani her ay bir %10'luk enflasyon yeme şoku devreye girecek. Onun için kur belli bir patika içinde devam ediyor. Ama dış faktörlerle bunu rasyonel izah etmek mümkün mü? Değil. Ama işte bu FED belirsizliği ve diğer iç dinamiklerle beraber kurdaki yukarı yönlü hareketi, ama yine bir anda o Aralık dönemindeki olan gibi sert şoklarla değil, kontrollü yönetilebilir, yönlendirilebilir %1, %3 arasında bir değer kaybı daha olası diye düşünüyorum. Tuğberk Bey, haftanın varlığı olarak size altını da sormak istiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde altında zirve neresi diye çok tartıştık. Bu sefer tersinden bir soru sorayım. Bu önümüzdeki süreçte altında dip neresi? Şöyle söyleyeyim, şimdi ons altın tarafı tamamen FED odaklı devreye girdi. İlk etapta 1800 majör dip seviyesi. Oraya gelmeden önce, şimdi işte piyasa 144 günlük 1857 seviyesinde bir denge arayışı var. 144 denen uzun dönemli bir grafik açtığınız zaman da çok güzel bir trend gösterdik. Üzerinde ons altın pozitif, aşağısında negatif hareket eden. 1857 sonrasında FED kararına kadar bir etap daha aşağı hareket gelecek olursa orada da 233 günlük basit hareketli ortalama 1830 seviyesi. Ama FED ile beraber ilk etaptaki dibimiz 1800 seviyesi. İşte o noktadan sonra hani bu FED'miş, dolar endeksiymiş, Amerikan 10 yıllıkmış, tamam bunlar ons altında bildiğimiz klişe olsun, ama bizim reel faize bakmamız gerekiyor. Reel faiz sıfıra yakın seviyede devam ediyor. Bu da dolarla ons altın arasında bir tercih yapıyor. Yani piyasadaki ons altın fiyatlamasını yapan katılımcıların, diyelim piyasa katılımcıların bakış açısı bu şekilde. Ne zaman bu reel faiz eksi tarafa, Mart dönemindeki o eksi birlere doğru gelir, biz o zaman ons altında o tekrar 1900-2000 bandındaki doğru hareketi görürüz. Ama reel faiz sıfıra yakın kaldığı sürece ons altında yeni zirve taraflarını unutun diye söylerdim. Tuğberk Bey, son olarak haftanın sorusunu size sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın politikalarını konuştuk, enflasyonu konuştuk. Önümüzdeki dönemde enflasyon sorununun devam edeceğini de konuştuk. Peki böylesine bir enflasyonist ortam varken enflasyona karşı varlığın değerini korumak için vatandaşlar hangi yatırım aracına yönelmeli? Şimdi herkesin merak ettiği bir unsur. Tabii bu noktada bu bir tarafta hani kulaklarımızı çınlatmayalım, parası olanları ilgilendiren bir unsur olacak, ama bir şekilde enflasyona karşı varlığın değerini korumak gerekiyor. Şimdi özellikle bu COVID öncesindeki o rally dikkate alındığı zaman da işte Nisan ayları, 2021 Nisan ayları, oradan itibaren bir Amerikan enflasyonunu çizdiğimiz zaman da işte buna Bitcoin koyalım, S&P 500 endeksi koyalım, tahvilleri koyalım ve emtia. Başarılı olan, kazandıran emtia. S&P 500 enflasyona karşı korumadı. Bitcoin enflasyona karşı korumadı, üzerine daha çok zarar ettirdi. Tahviller
korumadı, daha da zarar ettirdi. Emtia. Yani bu bize neyin sinyalini veriyor? Reel malla korunma, fiziki malla korunma. Enflasyon tarafında, evet, para denilebilir ya, Bitcoin dolara koyuyor ve dolar hareket etmiyor. Dolara karşı hedge yaratıyorsun ama dolar yerinde sayıyor. Tamam, bir noktadan sonra yukarı gidecek mi? Evet, yukarı gidecek ama sen o esnada parayı tuttuğun zaman da alternatif getirilerden uzak kaldığından dolayı aslında zarar yazmaya devam ediyorsun. Dolayısıyla ben yine aynı şekilde fiziki mal tarafında ev, arsa, araba veyahut da daha küçük ölçekli olarak evin beyaz eşyalarının yenilenmesi, bilgisayarın alınması şeklinde tüketimin daha öne çekileceği şekilde fiziki malla paranın korunması değerinde. Ama bütün bunlar eşliğinde Fed'in şu belirsizliği kalktıktan sonra bütün bunlar içinde en fazla dikkatimi hangisi çekerdi? Endeksler çekerdi. Hem Amerika'daki S&P 500 endeksi çekerdi hem de özellikle Türkiye tarafında Borsa İstanbul. Eğer para çiftleriyle ilgilenen olursa da bu Euro-Dolar hareketinin 1 dolar 1 Euro hikayesinin çok gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Euro-Dolar tarafında Euro'nun yukarı yönlü hareket edeceği şekildeki varantlara veyahut da onunla ilgili türev enstrümanlarına biraz dikkat kesilirdi diye düşünüyorum Euro-Dolar tarafında. Rubert Bey, çok teşekkür ederim. Tekrar size ve tüm izleyicilerimize sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağız tadında bir bayram olması dileğiyle. Hoşçakalın.